Yaz ayları benim için salata zamanı diyebilirim. Salataya bayılıyorum. Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Havalar o kadar sıcak ki Türkiye'de insan böyle ferahlatıcı salatalar veyahut da hafif yemekler yemek istiyor. Ben de bugün size yoğurtlu semizotu salatası tarifi veriyorum ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Bir bağ semizotum var. Ben bunları pazardan aldım ama çoğunuzun bahçesinde de eminim yetişiyordur. İki diş sarımsağım var, biraz yoğurdum var ve biraz tuz. Semizotunu önce güzelcene tozunu toprağını çıkarana kadar yıkıyorum. Sarımsağı rendeledim. Tuzu ve sarımsağı yoğurda ilave ediyorum ve güzelcene çırpıyorum. Bu arada semizotumu da çok güzel yıkadım. Yapraklarını gördüğünüz gibi ayırdım. İnce olan köklerini kestim. Kalın olan köklerini ve biraz yapraklarla birlikte ayırdım. Onu da semizotu yemeği yapacağım. Hazırlamış olduğum yoğurdu şimdi semizotunun üzerine döküyorum ve karıştırıyorum. Bu benim yaz aylarında severek yediğim nefis ferahlatıcı bir salata tarifi. Bunun yanına hiçbir şey hazırlamanıza gerek yok. Ben böyle yiyorum ve bayağı da doyuruyor. Ben bu salatayı kışın böyle çok körpe ıspanakla da hazırlıyorum. Ispanakla da gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Normalinde bu salatanın üzerine tereyağının içerisinde kavurmuş olduğunuz kırmızı toz biberi döküyorsunuz. Ama ben yaz aylarında çok böyle ağır olmasın ve yağlı olmasın diye sadece pul biberi serpiyorum ve üzerine de bolca iri çekilmiş ceviz serptim. Siz isterseniz dolmalık fıstıkları da bir teflon tavanın içerisinde kavurup soğuduktan sonra salatanın üzerine serpebilirsiniz. Bu tabii ki sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ben cevizle çok seviyorum. Ve gördüğünüz gibi hiç fazla zaman harcamadan salatamızı hazırladık. Afiyetle yiyebilirsiniz. Salatamız servise hazır. Ben normal yoğurt kullandım ama siz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz tabii ki. Umuyorum bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.